Herkese tekrardan iyi akşamlar dilerim. Zor bir dönemden geçen kripto para piyasasında BNB Chain ile beraber bir ama gerçekleştireceğiz. Burada amayı tanımak adına sorularımızı soracağız. Konuşmacılarımız da katıldı şimdi. Onlarla beraber amamızı gerçekleştireceğiz. Sanırım konuşma izni verildi. Hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle yayınımızı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel bir ama olmasını umuyoruz. Faydalı bilgiler vereceğimize inanıyoruz. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım verimli bir yayın olacak. Ben şimdi hemen sorularımla başlamak istiyorum. Şu anda zaten birçok kişi Binance ve BNB'yi biliyor. Ancak son dönemde BNB ile yani BNB Chain ile BSC birleşti ve yeni bir markalaşmaya evrildi. İşte burada ağlar birleşti diye biliyorum. Hani buradaki gelişme nasıl oldu? Hatta bir ara CZ, Binance'in kurucusu CZ, BNB Chain Binance'ten büyüktür diye de bir tweet atmıştı. Hani burada yaşanılan son gelişmeler nelerdir? Bizi bilgilendirebilir misiniz? Neden böyle bir yol izlenildi? Neler amaçlanıyor? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Binance bizim JAX dediğimiz bir merkeziyetli borsa aslında. İnsanların alım satım yapabildiği bir kuruluşa bağlı bir borsa. Kripto para üzerinde alışveriş yapmaları, takas yapmaları için kullanıcıların. BNB Chain ise bir blok zincir. Şöyle hani CZ'nin de yazdığı gibi hani BNB Chain Binance'ten büyüktür. Hani bir laf vardır öyle. Şöyle söyleyeyim, BNB Chain bir blok zincir ve bunun içerisinde çeşitli DApp'ler, merkeziyetsiz uygulamalar var ve bunlardan binlerce hatta on binlerce var. Bunun üstüne eklersek tabii tokenlar, coinler bunlar da var. Bu yüzden aşırı büyük bir ekosistem ve bunların hepsini kapsayan bir ekosistem. Eskiden BNB Chain yani eski adıyla Binance Smart Chain hep Binance'te ilişkilendiriliyordu. Çok eleştiriler oluyordu aslında merkeziyetli yapı olmasından dolayı. Aslında öyle bir şey yoktu. Sanki CZ isterse hani tüm validatörleri kapatır eder gibi. Biz de bu psikolojiden kurtarmak için insanları BNB Chain olarak markalaşma kararı aldık. Yeniden markalaşma. Eskiden Binance Chain ve Binance Smart Chain vardı. Şimdi onlar birleştirildi ve BNB Chain adı altında tutuluyor artık. Eskiden 21 validatörümüz vardı toplamda ağı koruyan ve blokları işleyen. Şimdi onlar 41 oldu. 21 tane. Biz şimdi eskiden dediğimiz Binance Chain dediğimiz şimdi Beacon Chain dediğimiz chain'de 21 validatör var. Bununla ekstra olarak 20 tane de inaktif olarak o 21 taneye bir şey olursa diye ağı korumak için ve biraz daha merkeziyetsiz yapmak için Binance Smart Chain üzerinde var. O yüzden şöyle özetleyebilirim açıkçası. Beacon Chain dediğimiz taraf bizim. Daha çok governance, oylama, validatör tarafını işleyen taraf. Binance Smart Chain, şimdiki ismiyle BNB Smart Chain ise DApp'lerin olduğu, akıllı kontratların olduğu zincir olarak adlandırabiliriz. Ve tabii bunların hepsi de BNB Chain olarak geçiyor. İkisinin birleşimi de. Anladım. Açıkçası bence doğru bir karar oldu. Çünkü Binance'de yapılan her şey direkt CZ'nin yapmış olduğu, CZ'nin kararıyla hareket edecekmiş gibi bir algı vardı. Ancak bu ayrımla beraber bence bu algıda yavaşça, yavaş bir şekilde zamanla kırılacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki BNB Chain çok büyük bir ekosistem. Piyasada en çok bilinen kripto paralar arasında. BNB Chain ile alakalı soruları sormaya devam edeceğim ancak gündem konusu olan stabil kripto paralara da değinmek istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla BUSD var. BUSD de BNB Chain'in stabil kripto parası ve birebir rezervli bir kripto para. Yani her bir BUSD için 1 dolar rezervi olması gereken bir kripto para. Ve burada bildiğim kadarıyla da BUSD Paxos diye bir şirketle beraber çalışıyor. Kendisi bunu
çıkarmıyor da başka bir şirketle çalışıyor. Ve mesela Tether kendi rezervlerini nerede tuttuğunu aylık olarak paylaşıyor. Ancak ben internette araştırdığımda böyle bir kaynak, işte denetimci onaylı bir belge göremedim. Biz burada bir USD'ye güvenmeli miyiz? USDT'nin başına gelenler bir USD'ye de gelebilir mi? Öncelikle şunu belirteyim. BNB Chain'in stabil coin'ine bir USD demek doğru değil. Çünkü hani ilk soruda da bahsettiğimiz gibi hani Binance tarafının olduğu için hani Binance USD olarak geçiyor. Aslında tam BNB Chain'in stabil coin diyemeyiz. BNB Chain üzerinde neredeyse tüm stabil coin'ler var, popüler olanlar. USDT olsun, BUSD olsun, USDC olsun, DAI olsun. Bunlar var. O yüzden BUSD daha çok Binance tarafının. Dediğiniz gibi Paxos ile bir ortaklıkta yapılıyor benim bildiğim kadarıyla. Ama ben açıkçası Luna'nın başına, Terra Luna'nın başına gelenlerin BUSD'nin başına gelmesine pek olanak vermiyorum. Sebebi de şu. Aslında benzer mekanizmalar ama şöyle bir durum var. Her bir BUSD için bir tane fiziksel fiyat dolar tutuluyor rezervde. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Büyük ihtimal Paxos'tadır. Çünkü ben onun dokümanını okuduğumda şöyle bir durum oluyor. Şöyle bir şey yazıyordu. Atıyorum bir USD'nin değeri 0.98 dolara düştü. Bu aslında arbitrajcılara bir arbitraj fırsatı veriyor. Yüklü miktarda alıyorlar onlardan ve Paxos'a veriyorlar. Paxos o BUSD'leri yakıp arbitrajcılara geri fiyat dolar veriyor. Bu şekilde pek denge sağlanmış oluyor aslında. Bu şekilde işliyor mekanizması. Luna'da ise farklı bir sistem vardı. Yine benzer bir sistem aslında ama USD aslında Luna ile birebir takaslanabiliyordu. Ve ağ üzerinde 1 dolar 1 Luna, 1 Luna 1 dolar şeklindeydi. Ve tabii bunun API, hani bir platformda ismini vermeyeyim. Yaklaşık %20, en son %18'e düşmüştü. Bir yıllık getiri sağlıyordu API. Oradaki tabii biraz dengeler bozuldu diye hani okudum ben. Yani borç verme oranıyla borç alma oranı biraz dengesiz oldu. Onun dışında tabii atak söylentileri var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Curve Finance'de likitte çekilirken saldırı olması, USD'nin satılması gibi durumlar oldu. Bir de aslında biraz çeşitliği de söyleniyor. Çünkü API olayından dolayı insanlar aslında USD alıp stake etti bol bol. Bir böyle bir saldırı olunca da aslında biraz panikle beraber bir kartop etkisi oldu ve alınan her bir USD için bir tane Luna yakılıyor ve tam tersi için de bir tane Luna basılıyor. O yüzden biraz kaotik bir durum oluştu açıkçası ama ben de tam içeriğini bilmediğim için hani çok konuşmam doğru olmaz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Burada bizim için önemli olan konu BUSD idi. BUSD tarafında da bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Yani biz burada BUSD'yi düşündüğümüzde direkt Binance taraflı düşünmemiz gerektiğini öğrendik. BNB'nin birçok kripto parayı desteklediği gibi birçok stabil kripto parayı da desteklediğini, onlar BNB Chain üstünden de transferlerin gerçekleşebildiğini öğrendik. BNB'den de bahsetmek istiyorum. BNB'nin çok popüler olan bir yakım mekanizması var. Her büyük yakım gerçekleştiğinde CZ de bununla alakalı tweet atıyor. Ve bildiğim kadarıyla da BNB'nin toplam arzının 100 milyonda sabitlenmesi bekleniyor ve bu yüzden de bir yakım mekanizması var. Burada süreç nasıl işliyor? Şu zamana kadar ne kadarlık bir BNB yakıldı? Bunun etkilerini nasıl gördünüz? Hedefe tahminen ne zaman ulaşabilirsiniz? Öngörünüz var mı diye sormak istiyorum. Bir de şunu sormak istiyorum. Yakın mekanizması sizce bir kripto parada olmalı mı? Doğru mudur? Neden kripto paralar kendi token economics'lerine yakın mekanizmasını eklerler? Evet. Öncelikle son dediğiniz kısımdan başlayayım. Tabii yakın olması önemli. Atıyorum bazı coinlerde, bazı tokenlarda özellikle Automated Market Maker dediğimiz platformlarda bu PancakeSwap olsun, BuySwap olsun, ApeSwap olsun bunlar gibi tokenlarında atıyorum Cake'de, Banana'da ya da BuySwap'te belli bir arz sınırı yok. O yüzden yakımla götürmek zorundalar. Eğer yakım olmazsa da bir enflasyonist bir coin oluyor. Tabii bu
yakımında fazla olması gerekiyor basılan miktardan. BNB chain'de ise yani BNB'de ise belli bir sınır var, arz sınırı var. Bunun üstüne bir yakım yapıldığı için aslında sonda elde edilecek tüm BNB'ler basıldıktan sonra elde edilecek miktar, piyasada olacak miktar pek tabii azalıyor. Bu da deflasyonist bir yapı oluşmasını sağlıyor aslında. O yüzden pek tabii önemli. Bizim bahsettiğiniz gibi çeyreklik yakımlarımız var BNB'de. Belli bir formülle yapılıyor. Bunu da bnbburn.info'dan bakabilirsiniz. Orada yapılan yakımların tamamı gösteriliyor transaction'ları ile işlem hash'leri ile birlikte. Onun dışında Kasım sonunda yanlış hatırlamıyorsam BNB chain'de bir Bruno sert çatallanması oldu. Bu aslında Ethereum'un da London sert çatallanmasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona benziyor transaction işlemlerine ödenen gaz ücretlerinden BNB'den belli bir kısım, belli bir yüzdelik otomatik olarak yakılıyor validatörler tarafından. Bu da ekstra bir yakım sağlıyor bize. BNB'nin şu an iki tane yakım mekanizması var diyebiliriz. Bir çeyreklik yakımlarımız, iki de ağ üzerinde gerçekleşen, otomatik gerçekleşen blok başına yüzdelik yakımlar. Bunların hepsini de bnbburn.info'dan görebilirsiniz formülleriyle beraber. Çok teşekkür ederim. Burada dinleyenlere de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli dinleyenler, BNB Chain'i, Bin Kripto'yu ve coin borsalarını takip edebilirsiniz. Aynı şekilde konuşmacımızı da Tosunami'yi de takip edebilirsiniz. Belirtmek istediğim bir konu daha var. Eğer sorularınız varsa sormak istediğiniz onları lütfen Bin Kripto'yu veya coin borsalarını etiketleyerek tweet olarak sorabilirsiniz diyorum. Ve bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Günümüzde birçok katman bir projesi ölçeklenebilirlik problemi yaşıyor. Şu anda BNB'nin bu ölçeklenebilirlik konusunda sorunuyla bir çözümü var mı? Roll-up'lar hakkında çalışmalar gerçekleştiriyor mu? Bunu merak ediyoruz. Çok güzel soru aslında, tam da hani güncel olan bir konu, özellikle son zamanlarda yaşanan kimi ağlarda ağ tıkanmaları ya da ağ çökmeleri hani aslında bu ölçeklenebilirlik konusunda gündeme getirdi. Şöyle söyleyeyim öncelikle, biz ilk soruda dediğim gibi Binance Smart Chain'i ve eski ismiyle Binance Chain'i birleştirdik. Bu aslında biraz kapasitemizi arttırmış oldu. Bunun dışında ölçeklenebilirlik konusunda iki tane seçeneği var genelde ağların. Dikey ölçeklenme, bir de yatay ölçeklenme. Dikey ölçeklenmede direkt blok zinciri genişletiyorsunuz ama nereye kadar? Belki hani bundan bir 20 yıl sonra, şimdi atıyorum kafadan sallıyorum böyle, 5 milyon merkeziyetsiz ağ kullanıcısı var diyelim. Bunları ağ hani karşılayabiliyor, hani işlemlerini yapabiliyor sorun olmadan. Siz bunu dikey olarak genişlettiğinizde, hani ölçeklendirdiğinizde, ağı genişlettiğinizde belli bir yere kadar limiti var. Bu ileride belki 1 milyar kullanıcı olacak. Bunu hani ağ yürütebilecek, dayanabilecek mi? Asıl soru o. Bir de yatay ölçeklenme dediğimiz side chain'ler aslında çok popüler oldu bu. BNB chain'de de aslında bu böyle bir projemiz var. Bir framework aslında. BAS dediğimiz BNB Smart Chain Application Side Chain. Bu aslında biraz daha diğer ağların biliyorsunuzdur. Polkadot'un para chain'leri var. Avax'ın subnetleri var. Ondan sonra Polygon yakın zamanda super netlerini çıkardı yanlış hatırlamıyorsam, ismini hatırlamıyorum ama ona benzer bir yan ağlar oluşturmayı planlıyoruz aslında. Bu yan ağlarda BAS dediğimiz projeler, özellikle büyük ölçekli projeler kendi blockchain ağlarını oluşturabilecekler BNB chain üzerinde. O ağlarda kendi tokenlarını kullanabilecekler. Kendi validatörlerini seçip onlara valide ettirebilecekler işlemleri. Ve bunun avantajı da aslında hem kendi ağlarında daha hızlı işlem gerçekleştirmelerini sağlamak hem de gas fee'lerini neredeyse sıfıra indirmek. Böyle bir avantajı var. Ve bunu yaparken de projelerin hepsi BNB chain'deki, BNB Smart Chain'deki likiditenin hepsine ulaşabiliyor olacaklar köprülenme sayesinde. Kullanıcılar da çok rahat şekilde BNB chain üzerinden geçiş yaparak işlemlerini o uygulamanın üzerinde, kendi blockchain üzerinde gerçekleştirebilecekler. Çok güzel. Bunlar önemli gelişmeler çünkü kripto paraların geleceğini aslında burada ölçeklenebilirlik sorununu nasıl çözdüğüyle aşacağımızı düşünüyorum ben.
Ve tabii ki de buna ek olarak da bu blockchain'lerde yapılan uygulamalar aslında bizim nereye doğru ilerleyeceğimizi gösterecek. Şu anda zaten piyasada baktığımızda çok popüler olan hangi konular var diye bakıyoruz. İşte burada DeFi var, NFT'ler var, Web3 var, Metaverse var. Bunu tabii ki daha da çeşitlendirebiliriz. İşte Play to Earn, Play to Move gibi sektörler hakkında da konuşabiliriz. Birazcık da burada BNB Chain ekosistemine değinmek istiyorum ben. Bizleri hangi alanda ne gibi gelişmeler bekliyor ve burada BNB Chain geliştiricilere, uygulama yapmak isteyenlere neler sunuyor? Yani insanlar BNB Chain'de uygulama geliştirmek için neyi cazip buluyorlar? Bunu da öğrenebilir miyiz? Tabii öncelikle BNB Chain Ethereum sanal makinesine tamamen uygun bir ağ, hani tamamen uyumlu bir ağ. O yüzden Solidity diliyle, yazılım diliyle çok rahat bir şekilde uygulama geliştirilebiliyor ve diğer aslında ağlardan çok kolay bir şekilde, aslında hani ücretleri de ucuz bir kontrat açmanın. Yani kontrat açmak gerekmiyordu aslında, likidite sağlamanın ücretleri falan çok hani makul diğer ağlara göre. Ve Solidity de çok bilinen bir dil olduğu için ve yine Ethereum sanal makine uyumlu olan tüm dillerde kullanıldığı için aslında çoğu geliştirici gelip kendi geliştirebiliyor uygulamalarını. Bunun dışında dokümantasyon desteğimiz var. bnbchain.world'de geliştiriciler için çeşitli linkler var, eğitimler var. Bunun dışında bnbchain YouTube kanalımız var. Orada yakın bir zamanda gerek Solidity eğitimleri gerek BNB Chain'de uygulama geliştirme eğitimleri paylaşılmaya başlandı. Bunun dışında geliştiricilere tabii özellikle güzel yenilikçi projelere belli başlı etkinliklerle fon sağlanıyor. Bizim BNB Chain Labs'imiz var. Onlar yatırım yapabiliyor projelere. Bunun dışında Most Valuable Builder dediğimiz en değerli geliştirici programımız var. Dördüncüsü yakın bir zamanda bitti. Beşincisi de yakın bir zamanda açıklanacaktır diye düşünüyorum. Projeler, geliştiriciler buraya başvurup katılabiliyorlar yarışmaya. Katılanlar arasında belli aylık yıldızlar ve kazananlar seçiliyor. Bunlara BNB için pazarlama desteği, dizayn desteği veriyor ya da direkt olarak yatırım da yapabiliyor. Buna ek olarak pek tabii hackathonlarımız var. Özellikle üniversite öğrencileri ve geliştiriciler için. Çok yakın bir zamanda Revelation hackathonumuz oldu. Şu an katılımlar bitti ama yanlış hatırlamıyorsam 31'inde büyük bir konferans olacak. Hani kazananlar demo sunumlarını yapacak. Yine BNB şeyin üzerine konuşmalar, duyurular olacak. Bu şekilde hekatonlarımız oluyor ve orada da yine fonlanma şansı elde edebiliyor ve yatırım şansı elde edebiliyor geliştiriciler ürettikleri ürünler ve diyetlerle. Şu anda anladığım kadarıyla BNB için aslında ekosistemin canlanması için oldukça fazla etkinlikte bulunuyor ve yatırımcı olma tarafında da hevesli olduğunu görüyorum. Şimdi bir de konuyu birazcık daha Türkiye özeline getirmek istiyorum. Binance Türkiye'de çok sevilen bir borsa, çok fazla üyesi olan bir borsa. Bunu CZ'de kendisi yer yer bazı röportajlarında söylüyor. Haliyle BNB Chain de aslında burada bilinirliğini kolay bir şekilde arttırabiliyor. BNB Chain'in direkt olarak Türkiye özelinde bir işbirliği var mı? Ya da yatırım veya etkinlik anlamında bir gelişmesi olacak mı? Burada bir plan var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Tabii biz bu arada ben kendimi tanıtayım, tam ismimi vermeyeyim. Tosunami diyebilirsiniz bu arada. Ben Türkiye'nin community yöneticisiyim. Daha yakın bir zamanda başladım Nisan'da. O yüzden çok yeni olduğumu söyleyebilirim Türkiye'de ama buna rağmen çeşitli üniversitelerle işbirliği yapmak için çabalıyoruz. Onun dışında çeşitli sivil toplum örgütleri olsun, startuplar olsun ya da blockchain geliştiricileri olsun, bunlara ulaşıp aslında Türkiye'deki ekosistemi geliştirmek en büyük gayemiz bizim BNB Chain olarak. Ve Türkiye'de hani çok büyük bir pazarı aslında. Son Dünya Ekonomik Forumu'nun araştırmasına, raporuna göre Avrupa'da kripto kullanımı konusunda birinciyiz. Dünyada da dördüncüyüz. Bu yani çok büyük bir rakam. Ve yapılan karlarda da yanlış hatırlamıyorsam altıncıydık Türkler olarak, Türkiye olarak. O yüzden çok büyük bir pazar ve aslında yeni de bir pazar. Çünkü gençlerimiz aslında ve geliştiricilerimiz Web2'den biraz daha
uzaklaşıp Web3'e geçmeye başlıyorlar ve bu alanda da ilgileri epey fazla açıkçası. O yüzden şu anlık bizim hedefimiz geliştiricileri, öğrencileri, onun dışında sivil toplum örgütleri yine kendimize katıp hani belli etkinlikler yapıp onlarla işbirlikleri yapıp bu alanda ilerlemek ve yakın zamanda 31 Mayıs'ta da Hacettepe Üniversitesi ile bir meetup'ımız olacak. BNB Chain Türkiye meetup'ı. Orada da yine konuşmacılarımız olacak. BNB Chain'i tanıtacağız. Biz çeşitli programlarımızı tanıtacağız. Onun dışında etkinlikler olacak. Bu BES dediğimiz side chain'lerimizle ilgili küçük ödüllü uygulamalarımız olacak. Onun dışında tişört, BNB Chain tişörtü olsun, şapkası olsun, sticker olsun. Böyle küçük ödüller vereceğiz katılımcılara. Onu da söyleyeyim. 31 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi'nde. Çok teşekkür ederim. Şunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum bizi dinleyenlere. Sorularınız varsa Binkripto'yu veya coin borsalarını etiketleyerek sorularınızı sorabilirsiniz. Bize gelen soruların içerisinde şöyle bir soru var. Eskiden rug pull'lar çok fazla yaşanıyordu. Hani şu anda mesela benim hatırımda kalan olanlardan bir tanesi işte Pancake'de coin'i listeliyorlar ve bir şekilde rug pull oluyor. Ya da işte herhangi bir DeFi'da listeliyorlar ve bir şekilde rug pull gerçekleştiriyorlar. Bununla alakalı bir önlem alınacak mı? BSC bu konuda yani BNB Chain daha doğrusu bu konuda herhangi bir önlem almayı düşünüyor mu? Öncelikle biraz daha blockchain'in basit konularından başlayayım bunu anlatırken. BNB Chain ya da blockchain aslında bir kayıt tutma defteri gibi nasıl desem muhasebe defteri gibi düşünebilirsiniz. Herkesin görebildiği kayıtları hiç değiştirilemez olan aynı şekilde bu BNB Chain için de geçerli. Çünkü bir blockchain permissionless yani izinsiz olarak geçiyor. Bizim ağ üzerindeki işlemleri geri almamız ya da bunları blok koymamız mümkün değil. Eğer bunu yaparsak merkeziyetsizliğimiz bozulur. Ve blockchain felsefesine aykırı bu. O yüzden rug pull durumlarında hani herkes kontrat oluşturup likidite ekleyip kendi tokenını çıkarabilir mesela Solidity diliyle yazıp kontratı deploy edip çok rahat bir şekilde yapabilir. O yüzden rug pull'u önleme gibi bir hani planımız yok. Planımız yok demeyeyim de mümkün değil öyle bir şey yapmamız açıkçası. Çünkü herkes likidite, herkes token oluşturabiliyor. Bu yöndeki önerim benim şu arkadaşlara, yatırımcılara her zaman araştırmanızı kendiniz yapın ve kimsenin lafını dinlemeyin cidden. Kimsenin lafını dinlemeyin yatırımınızı yaparken. Onun dışında çeşitli siteler var. İsimlerini vermeyeyim. Mesela kontrat adresini yapıştırıp honeypot olup honeypot olup olmadığını anlayabildiğiniz tokenların ya da rug pull olup olmayacağını anlayabileceğiniz çeşitli siteler var. Bunları yazarsanız zaten Google'a çıkar. Onun dışında audit dediğimiz sertifikalı, güvenlik sertifikalı olmalarına dikkat edin ama şunu da ekleyeyim. Her güvenlik sertifikası aslında o kadar da sağlam olmayabiliyor. Hani sertifikası audit olup rug pull yapan projeler de var. O yüzden benim önerim temkinli yatırım yapmaları ve biz BNB chain olarak aslında karışamıyoruz yani blockchain'e. Yani tam merkeziyetsiz olarak işliyor. Aynı şekilde PancakeSwap ya da başka bir projede karışamaz yani buna. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Benim aklıma gelen proje BNB Chain'de de BNB Chain'den destek almak isteyen projelerin böyle hani özellikle yapmasını tavsiye ettiğiniz bir durum var mıdır? Bunu sormak istiyorum. Hani şunu yaparsanız daha çok dikkat çeker diyebileceğiniz konular var mı? Bir de ağ üzerinde eklenen yeni projeler var mı? Sizin dikkatinizi çeken NFT sektörün olabilir, Metaverse'de olabilir ya da DeFi'de olabilir. Sizin takip ettiğiniz projeler var mı? Projeler aslında biz yenilikçi olmasına bakıyoruz en çok ve tabii güvenli olmasına. Hani özel olarak şunu yapın, bunu yapın demem mümkün değil ki hani rolüm gereği de hani işim gereği de bunu diyemem. Çünkü hani Labs tarafında yer almıyorum hani ben yatırım yapan birisi değilim açıkçası. Hani BNB chain'de proje araştırıp iş geliştirme yapan birisi de değilim. Ama önerim şu yani oldukça yenilikçi olmaları, sürekli hani güncel kalmaları, topluluklarını iyi yönetmeleri.
Çünkü topluluğa çok önem veriyoruz biz. BNB chain'inde topluluk tarafından yürütülen bir aslında blockchain olmasını istiyoruz. Bu yüzden projelerde de önem verdiğimiz konulardan biri komünite. Ve tabii ki de ne kadar iş yapıldığı da önemlidir tabii. Bunu Buna ilk olarak ikinci sorunuzu tekrarlar mısınız? Ben sizin unuttum takip da. ettiğiniz, dikkatinizi çeken NFT, Metaverse, DeFi veya herhangi bir alanda bir proje var mıdır? Aslında hani BNB chain'de çalıştığım için hani biraz etik olmaz diye düşünüyorum belli proje isimleri vermek. Hani promote etmek istemiyorum açıkçası. Biz hani çok iyi gördüğümüz projeleri bazen hani işbirlikleri yapıyoruz, ediyoruz yenilikçi projelerle. Bunları BNB chain hesabından takip edebilir herkes. Hani article'larımız oluyor. Yakın zamanda Türkçe blogu da açacağız. Orada Türkçe makaleleri paylaşacağız. Çeşitli projelerle ilgili. Onun dışında Learn and Earn kampanyalarımız olacak. Yine çok büyük DeFi projeleriyle. Bu arada şunu da ekleyeyim. Eğer güncel kalmak isteyen arkadaşlar varsa Türkçe olarak BNB chain ile ilgili bizim bir Telegram kanalımız var. Oraya katılabilirler. Bu Twitter Space'in tweet'inin altına aslında orayı da atabilirsiniz ve biz de oradan erişebiliriz. Böyle bir yönlendirme gerçekleştirebiliriz. Ben bir de şunu sormak istiyorum. BNB Chain'in birazcık daha topluluk tarafından yönetilmesini düşündüğünüzü, bunu amaçladığınızı söylemiştiniz. Burada bir DAO yapılaşmasından söz edebilir miyiz? Yani BNB Chain DAO'ya doğru kendisini yöneltecek mi? Aslında DAO demek doğru olmaz ama hani şöyle söyleyeyim, validatörlerle çalışıyoruz biz bildiğiniz. Hani proof of stake authority diye geçiyor. Tam proof of stake diye değil, biraz daha farklı bir sistem. Herkes aslında validatör olabiliyor BNB stakelediği sürece. Ve bu oylamalarında da yer alabiliyor. Atıyorum siz kendiniz stake etmeseniz bile belli bir validatöre ekleyip hani BNB'nizi ona güç kazandırabiliyorsunuz bu şekilde. Validatör listemizi de yine BSC Scan'den görebilirsiniz bu arada. Onların oylamalarıyla governance dediğimiz sistemle ağ üzerindeki işlemler yürüyor. Atıyorum bir sert çatallanma olacak ya da başka bir güncellenme gelecek. Bu validatörler oylamalarını yapıyor kendi oy güçlerine göre o şekilde. Bir oylama sistemi var ama tam DAO'ya geçeceğimizi söyleyemem açıkçası. Çünkü hani öyle bir fikir belki ileride olabilir ama şu anlık öyle bir şey yok gündemde. Anladım. Çok teşekkür ederim. Gelen bir tane soru var. BNB Chain'in hangi alanda gelişeceği, daha çok gelişeceğini düşünüyorsunuz? En uygun olacağı alan NFT mi olacak, DeFi mi olacak, Metaverse mi olacak diye bir soru gelmiş. Ek olarak da mobil alanda yenilikler var mı BNB Chain adına diye de ekleme yapmış soran arkadaşımız. İleride aslında şimdiden başlayayım aslında. Bildiğiniz gibi PancakeSwap var bizim ağımızın üstünde ve şu an en çok kullanılan dünya üzerinde merkeziyetsiz uygulama. O yüzden DeFi üzerinde EMM'ler üzerinde epey güçlü olduğumuzu söyleyebilirim ağ olarak. NFT'ler olarak biraz daha yeniyiz açıkçası. Güzel koleksiyonlar var aslında. Mesela PancakeSwap'ın NFT'leri var. Ondan sonra başka OG koleksiyonlar var. Ama NFT ekosistemi aslında BNB chain'de çok yeni. Önceden bahsettiğim gibi bizim BAS sistemimiz aslında çok büyük uygulamaların kendi ağlarını BNB chain üzerinde oluşturabilmesini sağlıyor. Bu yönde bizim MetaFi dediğimiz DeFi'yi, GameFi'yi, Play to Earn'ü, Metaverse'ü hepsini içine alan bir kavram var MetaFi dediğimiz. Bu yüzden açıkçası daha çok Metaverse olabilir. Daha büyük çaplı uygulamalar. Ondan sonra Play to Earn'lerde AAA seviyesinde oyunlar çıkmaya başlıyor. Popüler olmaya başlıyor blok zincirler üzerinde. O yüzden ben açıkçası GameFi ve Metaverse tarafında çok güçlü olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni gelen side chain'lerle. Anladım. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben şunu da hatırlatmasını tekrardan yapmak istiyorum. Değerli dinleyenler, eğer Tosunami'ye, BNB Chain'in Türkiye'ye topluluk yöneticisine sorunuz varsa Binkripto Türkiye'yi veya coin borsalarını etiketleyerek tweet atabilirsiniz. Bu
ve sorularınızı da Tosunemi'ye ben iletmiş olacağım. Mobil alanda yenilikler olacak mı sorusunda tekrardan hatırlatmak istiyorum BNB Chain adını. Orayı tam anlamadım açıkçası. Mobil alanda derken yani hani blok zincir hani bir belli bir platform yok hani belli bir arayüzle hani atıyorum belli bir arayüzle erişim sağladığınız bir şey değil ya da uygulamamız yok bizim. O yüzden pek anlamadım açıkçası soruyu. Hani Sanırım burada soran kişi şunu demek istiyor. Mobil app'ler olarak bizim karşımıza app gelecek mi? Yani telefondan kullanabileceğimiz app'ler gelecek mi? yani şu anda da var aslında hani belli cüzdanları kullanarak arayüz olarak kullanarak neredeyse her uygulamaya hani erişebiliyorsunuz mobil üzerinden öyle söyleyeyim. BNB Chain üzerindeki bu tabii diğer zincirler için de geçerli. Ama hani BNB Chain'in kendi bir mobil uygulaması yok. Hani öyle bir plan da yok öyle. Anladım. Şu anda sorulan soru var mı diye onları teyit ediyorum. Ardından varsa onları sorup son birkaç soruyu alıp bu Twitter Space yayınında sonlandırmaya doğru geçebiliriz. Sizin de çok vaktinizi almak istemiyorum. Çok uzatarak böyle. Zaten genel olarak BNB Chain'i çok güzel bir şekilde anlattık. Ve burada da kafamızdaki soruları da netleştirdik diyebiliriz. Tekrardan şunu söylemek istiyorum. BNB Chain, blockchain sektöründe, kripto para sektöründe çokça bilinen kripto para blockchain'i diyebiliriz burada. Sizin ekstradan söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz konular var mı? Söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Onu sormak istiyorum. Tabii öncelikle dediğimiz gibi bizim Türkçe kanallarımız var ya da global kanallar da olabilir takip etmek isterlerse. Onları herkese bekliyoruz açıkçası. Özellikle Telegram kanalımıza. Orada çeşitli AMA'ler yapıyoruz biz. Etkinlikler düzenliyoruz. İlk EMA'mize geçen hafta gerçekleştirdik. Diğer hafta nasipse bir büyük bir DeFi projesiyle BNB Chain üzerinde. Bille ön kampanyası yapma fikrimiz var açıkçası. Bunun dışında bizim gönüllü programımız var. Ücretli gönüllü aslında. Belli bir ücret ödeniyor duruma göre. Martian dediğimiz BNB Chain'de topluluk gönüllüsü olacak kişiler arıyoruz biz. Bunların görevi aslında online ve offline komüniteleri yönetmek, etkinliklere yardımcı olmak. Ondan sonra yine aynı şekilde işbirlikleri yapmak, atıyorum üniversitelerle iletişime geçmek, organizasyonların düzenlenmesini sağlamak ve belli bir ücret verilebiliyor bu kişilere. Aslında Marslımız buradaysa o daha iyi anlatabilir ama burada mı bilmiyorum. Bir Marslımız var bizim ve yani BNB Chain'de çok yeni olduğumuz için İngilizce bilen, kripto alanına ilgili DeFi bilgisi olan aynı şekilde kişileri hani Marslı programımıza başvurmaya davet ediyorum ben. Hem Aslında BNB Chain Türkiye'de bizde çalışmış olur hem de hani ileride belki hani bizim promosyonlar oluyor atıyorum. Terfi diyeyim daha doğrusu. Hani bir komünite gönüllüsü olarak başlayıp sonra kripto alanında çalışmak isteyenler için böyle bir programımız var. Onun da linkini ben Marslı arkadaşımıza ileteyim. Hatta kendisi burada. Burada evet. Evet. O paylaşabilir daha detaylı bilgiyi. CoinPeri. Merhaba herkese. Duyabiliyor musunuz? Evet merhaba, duyabiliyorum. Sesiniz geliyor. Merhaba. Güzel bir yayın oluyor. Ben de keyifle dinliyorum. Aslında hemen sıcağı sıcağına da Tosun bahsederken Marslı programı aslında BNB Chain'in ücretli, gönüllü bir program olarak geçiyor. Şu an dünyanın pek çok ülkesinde de uygulanıyor. Türkiye'de de uygulanmaya başlandı yaklaşık 2 aydır. Ben de bu alanda hizmet veriyorum. Buradaki amaç aslında tamamen öncelikle gönüllülük esasına dayanan bir blockchain üzerinde bir hizmet sağlama. BNB Chain ile ilgili özellikle Türkiye topluluğunun oluşmasını biz burada amaçlıyoruz. Bunu da tabii bu yayında da bahsi geçen özellikle geliştirici tarafında bir komünite oluşturmayı hedefliyoruz. Tabii ki buradaki herkes 3 aşağı 5 yukarı bir kripto kullanımını sağlıyor. Ancak tabii ki Türkiye'den de güzel projelerin özellikle rug pull olmayan
ve bu sektöre damgasını vuracak projelerin çıkmasını hedefliyoruz ki burada da BNB Chain'in de desteğini alaraktan bu özellikle MVP programları olabilir. Diğer üniversitedeki blok zincir kulüpleriyle birlikte bu yazılımlar geliştirilebilir. Amacımız bu. Bir de tabii ki BNB Chain'in tam olarak ne olduğunu insanlara aktarmak. Özellikle merkeziyetsiz bir yapı üzerinde bulunuyoruz. Bunun ne demek olduğunu hani insanların da anlamasını istiyoruz. Bu programla ilgili aslında soruları Telegram grubunda bana da sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Amacımız bu alanda da birden fazla gönüllüye ulaşmak. Bununla ilgili de Telegram grubumuza bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrardan. Bu bilgilendirmeler önemli ve burada bizim her hafta yapmaya çalıştığımız amalarla katılan arkadaşlarımız bu gibi projelerin iş fırsatlarından, gönüllülük esaslı iş fırsatlarından yararlanabiliyorlar. Çok teşekkür ederim katıldığınız için hem Tosunami'ye hem de CoinPeri'ye. Tabii ki de kripto paranın getirmiş olduğu anonimlik hala devam ediyor. Sizleri Telegram kanallarında arkadaşlarımız bulabilir ve oradan istedikleri soruları sorabilir. Bunu tekrardan hatırlatalım ve hemen ardından da değerli dinleyenler Bin Kripto Türkiye'yi takip ederek, coin borsalarını takip ederek de her hafta gerçekleştirdiğimiz hem amalara hem de teknik analiz ve temel analiz videolarına erişebilirsiniz. Varsa son söz, bu Twitter Space'ini kapatmak için son sözleriniz. Sizleri dinliyorum. Tosunami ve CoinPeri. Öncelikle çok teşekkürler yani davet ettiğiniz için. Bence çok güzel bir ama oldu. Hani Kesinlikle. BNB Chain'i de tanıtabildiğimizi düşünüyorum bu yönde. İnsanlara bilgi verebildiğimizi. Ve hani biz buradayız dedik aslında biraz Türkiye komünitesine. Hani biraz Twitter Space'de yani ilk yayınımız oldu açıkçası. Bizim daha çok Telegram'da aktifiz biz. O yüzden burada buluşmak gerçekten güzel oldu. Buna ek olarak da çok güzel sorular sordunuz bu arada. Tam hani nokta atışı oldu. Özellikle BIS o bizim çok hani güncel olan bir konumuz ve hani epey önem de verdiğimiz bir konu. Çünkü ölçeklenebilirliğin önemi hani çok büyük bizim için. Yani tüm blok zincir camiası için eğer gelecekte daha da çok büyümek istiyorsak yani sadece BNB chain olarak değil tüm chainler olarak, tüm blok zincirler olarak ölçeklenebilirlik gerçekten çok önemli bir konu. Onun dışında benim diyeceğim bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. CoinPeri sizin. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Ağırlıklı olarak ben dinleyiciydim. Hem sorular hem cevaplar oldukça bilgilendiriciydi. Ek olarak zaten bahsedildi. 31 Mayıs'ta Hacettepe'de fiziksel bir etkinliğimiz olacak. Bunun detaylarını da paylaşıyor olacağız. Her ne kadar anonim de olsak orada canlı kanlı birlikte buluşma fırsatımız olacak. Güzel de bir aktivite olacak. Bu aslında da ilk Türkiye'deki BNB Chain'in fiziksel etkinliği olmuş olacak. Sonrasında da geleceğini inanıyoruz. Tekrar Bin Kripto'ya da çok teşekkür ediyoruz bu yayını bizlere sağladıkları için. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli arkadaşlar tekrardan hatırlatmak isterim. Bin Kripto ve Coin borsalarını takip edebilirsiniz. Ek olarak da sonraki dönemlerde tekrardan görüşmek üzere. Şu andaki gerçekleştirmiş olduğumuz amadan şunu anlıyoruz ki BNB Chain gelecekte çok hızlı ve güçlü bir şekilde karşımıza gelecek. Tekrardan bu bir amayı yapmak isteriz. Bu belki Telegram'da olur, belki Twitter'da olur. Tekrardan görüşmek isteriz. Bunu da söylemiş olayım. Herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Bütün dinleyenlere iyi geceler diliyorum. Sağ olun. İyi geceler herkese. İyi geceler, teşekkür ederiz.